alemin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli kardeşlerim, bugün 20. cüzün temel konularıyla devam edeceğiz inşallahü teala. 21. cüz Ankebut suresinin son tarafı, Rum, Lokman ve Secde surelerinin tamamını içine alır. Bu sürede, bu cüzde, yani Kur'an-ı Kerim'in okuduğumuz 21. cüzünde 3 temel mesaj öne çıkmakta. Birincisi, fani olduğumuz, tekrar bize ölüm gerçeği hatırlatılmakta ve devamında hayırlı işleri yapan müminlerin ebedi mukafatla, cennetle müjdelendiğini görüyoruz. İkinci temel mesaj, tarihin akışını değiştirenler, tarihi hangi niteliklere sahip olduğumuzda akışını ancak değiştirebiliriz, bununla ilgili tavsiyeler. Üçüncüsü de mümin kadınların vasıfları, özellikleri. Estaizu billah. Kullu nefsin zâikatul mevt, thumme ileyna turca'un. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِل۪ينَ Her canlı mutlaka ölümü tadacaktır ve sonunda dönüp huzurumuza geleceksiniz diyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Bunun devamında iman edip dünya ve ahiret için salih amel, yani faydalı işler yapan kişiler muhakkak içinde ebedi kalmak üzere ve içinden ırmakların aktığı cennetteki köşklere yerleştireceğiz diyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Sıkıntılara katlanıp sabırlı olan, sadece Allah-u Teala'ya tevekkül edip güvenen, işlerini hakkıyla gerektiği gibi yapanlara ne güzel bir mukafattır. Ni'me ecrul amirin. Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde bunu görüyoruz değerli kardeşlerim. Bizler dünya hayatına imtihan edilmek üzere gönderildik. Ölüm gerçeğini hatırda tutmamız, unutmamamız gerekir. Ölümden sonra başlayacak olan ebedi bir hayat var ve bizler bu dünya hayatında burada hayırlı işler yaptığımız zaman mukafatını öte dünyada çok büyük bir şekilde ebediyen sonsuza dek nimetlerin içerisinde olduğumuz bir cennetle Cenab-ı Allah bizlere müjde veriyor. Evet, iman eden dünya ve ahiret hayatı için hayırlı işler yapanlar. Bunlar temel ibadetler. Temel ibadetlerin yanı sıra bizim iyilik dediğimiz davranışlarımızla, konuşmalarımızla ve düşüncelerimizle. İyilik diye ifade ettiğimiz insanlara, çevremize, diğer canlı varlıklara, hatta cansız varlıklara bile, neticede yolu temizlerken bir çer çöpü yoldan kaldırmak bile imanın bir parçası olarak ifade ediyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla aslında temel ibadetlerin yanı sıra faydalı işler, kendimize, çevremize, insanlığa, diğer canlı varlıklara faydalı işler yapmak, yani iyilik yapmak aslında Müslümanın temel görevidir. İyilik yapmak. Müslüman sadece Allah için iyilik yapar, mukafatını da sadece Allah-u Teala'dan bekler. Dolayısıyla iyilik yaptığı insanın ona iyilikle karşılık vermesini falan beklemez. İyilikten maraz doğmaz. Bu yanlış bir ifadedir. İyilikten maraz doğar ifadesi çok yanlış. Buna katılmıyoruz, reddediyoruz. Ama iyilik yap, denize at. Balık bilmezse Halık bilir, yani yaratıcı bilir. Asıl bizim ilham kaynağımız budur. Yani bizler Allah için iyilik yapıyoruz. İyiliği yaptıktan sonra da balık bilmezse bile, yani iyilik yaptığımız kişi bize iyilikle mukabelede bulunmazsa bile bu bizim için çok önemli olmaz. Zira Halık olan, yani yaratıcı olan Allah
bildikten sonra, mükafatı dünyada da ahirette de verdikten sonra bizim için orada konu kapanmıştır. Hadi halk diliyle söyleyelim. Artık bizim için konu kapanmıştır diyoruz. Tarihi değiştirenler değerli kardeşlerim, Rum suresi, Lokman suresi ve secde surelerinin tamamı bu cüzde bulunuyor demiştik. Sanki bu üç sürede Ankebut suresinin devamı niteliğindeymiş gibi Elif, La, Mim ile başlar. Rum suresinde tarihin akışını gerekli gördüğünde değiştirme imkanı sadece Allah-u Teala'nın elindedir. Allah-u Teala o imkanı verir. Fakat bunun için yapılması gerekenler tavsiye edilir. Eğer Müslümanlar tarihin akışını değiştirmek istiyorlarsa, Allah-u Teala'nın kendilerine böyle bir imkan vermesini istiyorlarsa, Rum suresini çok iyi bir şekilde okumaları gerekir. İman edip salih amel işlemek, dua edip sadece Allah-u Teala'ya yalvarmak. Dua derken sadece sözlü duadan bahsetmiyoruz değerli kardeşlerim. Sözlü dua elbette önemlidir, hatta ibadetin özüdür. Ama sözlü duadan önce fiili dua, yani üzerimize düşeni yapmak. İnfak etmek değerli kardeşlerim, şimdi ne alakası var diyeceksiniz. Evet, çok alakası var. İnfak edip faizden kaçınanlar, infak edenler güçlü bir toplum oluştururlar. Manevi olarak birbirine bağlı bir topluluk oluştururlar o zaman. Dolayısıyla infak edip faizden kaçınmak, yeryüzünü iyi gözlemlemek, analiz etmek, ümitsizliğe kapılmamak, ilim ve iman sahiplerine itaat etmek. İlim ve iman sahiplerine itaat etmek, ama itaat etmek için öncelikle onlara bir de istişare etmek, onların sözüne değer vermek gerekiyor. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, başta İslami ilimlerde olmak üzere bütün alanlarda o işin ehli olan kişilere söz konusu olan konu neyse onunla ilgili onlara istişare etmek ve istişare ettikten sonra da onlara itaat etmek, sözlerini dinlemek. İlim ve iman, iman ehline itaat etmek. Ahirete inanmak, sabretmek, direnmek ve düşmanı hafife almadan çalışmaya devam etmek gerekir. Bunları net bir şekilde Rum suresinde ayetlerde görüyoruz değerli kardeşlerim. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın bize öyle bir imkan vermesini istiyorsak eğer, tarihin akışına yön vermek istiyorsak, değiştirmek istiyorsak eğer, o zaman Kur'an-ı Kerim'in bu tavsiyelerine uymamız gerekir. Tarihin akışına yön vermek için ayrıca iki tavsiye daha var. Bunlar da işte Lokman suresinde karşımıza çıkmakta. Birincisi, Kur'an-ı Kerim'i okuyun, anlayın ve emirlerini dinleyin diyor. Kur'an-ı Kerim okumak ibadet. Kur'an-ı Kerim'i okumak elbette çok önemli. Ama sadece okumakla yetinmemek lazım. Kur'an-ı Kerim'i okuyalım, anlayalım ve onunla amel edelim. En azından namazda okuduğumuz süreler veya mesela şu anda Ramazan ayında fırsat. İşin ehlinden rahatlıkla okuduğumuz, mesela bugün 21. cüzü okuduk. 21. cüzün bize neler anlattığını rahatlıkla öğrenebiliriz. Öğrenme imkanımız var. Bu pandemi sürecinde birçok fırsat da keşfedildi. Yani bu arada işte uzaktan eğitim bile yapılıyor. Çevrim içi sohbetler, kitap okumaları falan da devam ediyor. Böylece bir hocamıza ulaşıp bugün 21. cüzü okuyoruz. İşte baştan sonuna kadar bize anlatsan, biz de ailece hepimiz dinlesek böylece, biz de hem Kur'an-ı Kerim'i okusak ve anlasak ne kadar güzel olur. Evet, birincisi, tarihin akışına yön vermek istiyorsak eğer, Kur'an'ı okuyun, anlayın
ve Kur'an-ı Kerim'in emirlerini dinleyin diyor. İkincisi ise çocuklarınızı doğru eğitin diyor. Lokman suresi, Hazreti Lokman'ın kendi çocuğuna nasihatlerini de içerir ve Hazreti Lokman'ın çocuğuna hitabı da burada çok önemli. Ya buney diyor. Kur'an-ı Kerim aslında Kur'an üslubuyla bize bir takım mesajlar veriyor. Evladım diyor, yavrucuğum diyor. Yani daha çocuğuna hitap ederken, onunla konuşurken ona bir değer veriyor. Sevgiyle ona hitap ediyor. Sevgiyle bir şekilde ona yaklaşıyor. Aslında başka ayetlerde kişinin babasına, annesine hitabı da aynı şekilde böyle güzel ifadelerle, mesela Hazreti İsmail peygamberin babasına ya ebeti babacığım diye hitabı da yine Kur'an-ı Kerim'in bize öğrettiği eşsiz güzel bir üslup. Dolayısıyla mesela Lokman aleyhisselamın veya bir rivayete göre peygamber değil radıyallahu anhu, ama Hazreti Lokman büyük bir zattır ve Kur'an-ı Kerim'in bir süresi de bu isimle müsemmadır. Çocuğuna, kendi evladına yaptığı nasihatleri Kur'an-ı Kerim bize anlatır ve bizim de çocuklarımızı bu şekilde eğitmemiz istenir. Dolayısıyla onlara tevhid inancı, tek Allah'a iman etme inancı, anne babaya saygılı olmak, namaz kılmak. Mesela şöyle diyor, Estağfirullah. Ya buney, akimis salah ve emur bil ma'ruf وَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ اِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُورِ Evladım, namaz kıl, namazı hakkıyla yerine getir. İyiliği emret, iyiliğin yayılması, iyiliğin hakim olacağı bir toplumun inşasında sen de elini taşın altına koy. وَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ Kötülükten sakındır. Kötülüğün hakim olduğu bir toplum olmasın. Fert ve toplum beraber, huzurlu bir şekilde yaşasınlar. Dolayısıyla münker dediğimiz, kötülük dediğimiz her ne varsa, davranış, söz, hatta düşünce, bunları yasakla diyor. Müslümanların birbirlerini kötülüklerden sakındırmak gibi bir görevleri var. Bazen bu düşünce bile olabilir. Mesela kibirli olmak, burada biraz sonra söyleyecek. Evladım diyor, kibirli yürüme diyor. Allah-u Teala kibirli olanları, kendini beğenenleri sevmez diyor. Yani güzel ahlaklı olmayı da öğütlüyor. Dolayısıyla doğrunun yanında ol ve doğrunun yayılması için de çaba göster. Yanlışa karşı ol ve yanlışla mücadele et. Yani sadece yanlışın karşısında olmak yeterli değil, bir de yanlışla mücadele et. Güzel ahlak sahibi olmak, bir de çocuklarınıza inanç değerlerini de anlatın. Bunu da yine 21. cüzden anlıyoruz değerli kardeşlerim, özellikle Lokman suresinde. Dolayısıyla tarihin seyrine, akışına yön vermek isterlerse Müslümanlar ayrıca bunu da yapmaları gerekir. Yani Kur'an-ı Kerim'i okuyup anlamak, onunla amel etmek ve evlatlarımızı güzel yetiştirmek. Evlatlarımızı iyi eğitmek. Tabii ki pozitif eğitim elbette önemlidir ama bu noktada manevi eğitimin çok çok önemli olduğunu da hatırlamamız gerekir. Secde suresinde ise yine bu konunun devamı niteliğinde Kur'an-ı Kerim'in uyarılarını dikkate alın, yaratılışın esrarını tefekkür edin, düşünün, hidayet önderleri yani peygamberlere ve Rabbani alimler, bakınız tabir çok önemli, peygamberler ve Rabbani alimlere de itaat edin diyor. Rabbani alimler kimlerdir? Sözle değil, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunu takip eden, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakını öğreten. Şimdi ben mesela eğer Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını okumamışsam,
Efendimizin ahlakını bilmiyorsam, siretini, suretini bilmiyorsam, Rabbani alimi nereden bileceğim mesela? Ölçü ne? Dolayısıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını bilen bir toplum, peygamberlerin yolunu takip eden alimler, Rabbani alimleri de böylece bilirler ve peygamberlere, Rabbani alimlere itaat edenler de tarihin akışına yön verebilirler Kur'an-ı Kerim'in bu ayetlerine göre değerli kardeşlerim. Son olarak mümin kadınların vasıflarından da bahsedip bitirelim, zamanımız da çok sınırlı. Mesela Allah-u Teala ey peygamber diye Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsında Müslümanlara sesleniyor. Daha sonra işte başarılı olmak için dikkat edilmesi gereken bir takım şeyler anlatıyor. Sanki günümüze hitap ediyor. Tehlikelere karşı dikkatli olun. Hazırlıklı olun. Özellikle iç ve dış tehlikelere karşı hazırlıklı olmak gerekiyor. Başarılı olmak istiyorsak iç ve dış tehlikelere karşı hazırlı olmamız gerekir. Ve ancak bundan sonra bizler başarıyı elde edebiliriz. Daha sonra mümin kadınlarda bulunması gereken vasıflar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarına, yani annelerimiz, Efendimizin eşleri bizim annelerimiz, onlara özel tavsiyeler, onların şahsında da bütün mümin kadınlarda bulunması gereken özellikler anlatılıyor. Bunlar mesela dünyevileşmemek, dünyanın büyüsüne kapılmamak. Maalesef günümüzde bunun sıkıntısını çok yaşıyoruz. Dünyevileşme, dünyanın büyüsüne kapılmak, hayalı olmak, haya sahibi, haya çok önemli. Maalesef günümüzde az da olsa bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Haya çok önemlidir. Yüzümüzdeki haya perdesinin zedelenmesine, hele hele yırtılmasına lütfen müsaade etmeyelim. Bazı sözler, bazı davranışlar, izlediğimiz bazı işte görsel medya, internet şu bu falan filan, bazı sahneler bizim yüzümüzdeki haya perdesine zarar veriyor. Dolayısıyla hayalı olmak, Allah'a ve Resulüne itaat etmek, Allahu Teala'ya ve peygamberine, Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem itaat etmek, tesettüre dikkat etmek, özellikle burada ifade çok önemli. Cahiliye kadınlarının, cahiliye dönemi, cahiliye kadınlarının açılıp saçıldıkları gibi açık saçık dolaşmamak, tesettüre riayet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, Kur'an-ı Kerim okuyup düşünmek ve Allah-u Teala'yı zikretmek, Allah-u Teala'yı çokça anmak, Müslüman kadınların, annelerimizin, bacılarımızın, gelecekteki annelerimiz, yani istikbalimizin, neslimizin anne adayları, kadınlarda bulunması gereken vasıflar Efendimizin hanımlarının şahsında kıyamete kadar mümin kadınlara da bu tavsiye ediliyor. Rabbim cümlemizi muvaffak eylesin. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı örnek alan, dünyada dünyasını cennetleştiren, ahirette de Cenab-ı Allah'ın rızasını ve cenneti kazanan kullarının zümresine ilhak eylesin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.